bol fırsatlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. Daha avantajlı MBS'ler ve daha yüksek oranlar için siz de hemen bayinize uğrayın, iddia uygulamasını indirin, kral fırsatlarla tanışın. Evet, Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Kayseri Spor'u 3-1 ile geçti. Tabii maç öncesi Abubakar'ın olmayışı, Larin'in sakatlığı, Atiba da yok. Yani hani Wellington cezalı falan, hani bayağı bir soru işareti vardı ki, çünkü son haftalarda böyle Abubakar'sız büyük sırıtıyordu Beşiktaş uç tarafı. Ama Gökhan Töre'yi entegre etti. Necip bence günün iyilerinden biriydi. Bilmiyorum katılıyor musun? Bence çok beğendim ben Necip'i o gün. Bir şekilde kazandı Beşiktaş ve çok önemli bir 3 puan. Yani bu kadar eksikliği bir de çok rahat kazandılar. Yani bu kadar eksikle evet, rahat kazandılar. O tabii takıma çok özgüven verir. Sergen Yalçın'ın hep bir lafı var. Diyor ki yani eksikler önemli değil. Yerine oynayanların mücadelesi önemli diyor. Şimdi artık bugüne kadar oyunla gelmişti Beşiktaş. Şimdi son 5 maçı mücadeleyle anlamlandırmaya çalışıyor. O da ne yapsın adam zaten. Ondan sonra yani mücadeleyi verir bu takım. Mücadeleyi verir. Rahat rahat da işte Gezzal'ında biraz da işte Gökhan'la Enkudu'nun iyi gününde olmasıyla kazanıyorsun. Ama işte kalite yeterli mi? Toplam kalite çünkü düştü yani. Toplam kalitenin çok üstünde bir futbol oynatıyordu zaten şey. Aynen. Fizik de düştü. Sergen Yalçın toplam kalitesinin daha üstünde bir futbol oynatıyordu takımın. Şimdi o toplam kalite de düştü. Bakalım o yetecek mi? İşte bu 4 maç derken ondan bahsediyorum. Ama tabii çok kritik bir galibiyet. Evet yani işte Gökhan Töre belki de ilk defa oynadı direkt hani merkezde. Larin'in sırıttığı kadar sırıtmadı. Tabii gayet iyiydi. O hızlı paslar. Adem'le işte biraz yani döner gibi oldu. Böyle hani ben de buradayım falan gibi bir şey gösterdi gibi sanki. Bunlar yani Adem'in dönmesi önemli Beşiktaş için. Eğer dönmüşse. Onu da bilmiyoruz da daha. Yani tekrar kendi haline gelmişse şu 5 maç için çok önemli. Evet şimdi Rize ile oynayacak Beşiktaş. Yani Rozier, Necip cezalı. Bu defa muhtemelen Dorukhan'ı sağ beke çekecektir hoca diye tahmin ediyorum. Ki Dorukhan'ı aslında bu arada sezon başından beri sağ bekte değerlendirebilir ve Rozier'i dinlendirebilirdi. Yani çok fazla gündemini almadı hoca bunu. Dorukhan da bir dönem sakatlık yaşadı. Bir de istemiyordu sağ bek oynamayı gibi bir bilgimiz var. Bir tek Gençler Birliği deplasmanda oynatmıştı. Sol bek oynatmıştı hatırlarsan. Gençler Birliği deplasmanda sol bek oynatmıştı. Sol bek o maç. Sol bek oynatmıştı. İyi oynatmıştı. Yani Dorukhan Beşiktaş'tan ayrılacak. Son 5 maçını oynuyor. Ama elinden geleni yapıyor. O anlamda da profesyonel kalitesini ve kalibresini gösterdi. Şimdi Dorukhan oynayacaktır ama bu sefer de orta sahadan birisi eksildiği zaman abi sen orada da yama ol falan gibi bir durum var. Zor yani Sergen Yalçın'a Allah kolaylık versin. Evet Sergen Hoca ama Rize zor maç. Çok zor maç. Rize deplasmanı herkes için her zaman zor maçtır. Beşiktaş için de zor maç. Tabii onların da şiddetli puana ihtiyacı var. Maçta tabii Enkudu'dan bahsedebiliriz ama Gezal da asist yapmaya devam etti aslında. Güzel bir istatistik de var. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve evet, Süper Lig'de en çok asist yapan 5 futbolcu sıralamasında Gezal Müller'in arkasında 15 asistle 2. sırada. Yani ki bu arada hani Gezal'in aslında çok net tepside sunup değerlendirilemeyen pasları da oldu. Yani sezon içerisinde. Olur hani. Evet. Evet, şimdi bu, tabii biz de kendi kendimizi 5 büyük ligin içine sokmuşuz, o da güzel. Yani bu işte olsun ya. O da güzel de. Yani Gezzal tabii çok ligin şu anda MVP'lerinden bir tanesi yani. Abubakar mı, Gezzal mı, ikisinden biri yani. Lig nasıl biterse bitsin Gezzal bir kere herkesin altın 11'inde olur. Nasıl biterse bitsin kare aslan biri olur. Hani yaparlar ya klasik ligin en değerli 4 oyuncusu falan. MVP'de de bence İki adaydan bir tanesi yani. Diğerinde de Abubakar ya o. Aynen. Muazzam bir sezon geçiriyor. Beşiktaş bakalım o işi nasıl sonlandıracak. Beşiktaş'ta tabii onun bonservisi var. Onun var, Rozier var, Rozier'in var. Biraz sağdan soldan bu arada Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da ufak ufak Leicester'la temas kurduğuna dair bir şeyler duydum ben. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. Yani ben Fener'i duymadım da şeyi duydum. Yani Galatasaray konuşuluyor. Fenerbahçe'nin Abubakar'la ilgili haberleri çıktı bir iki yerde. Ya onlar işte şey dönemi de olabilir ya. Hani böyle şampiyonluğa giderken ortaya atalım fiti. Fitneyi verelim. Fitneyi verelim haberleri de olabilir yani. Bilmiyorum. Ama tabii Gezzal boş kalırsa hemen alır birisi yani. Hemen.
Hemen derhal yani. Aynen, Beşiktaş'ın hele yani ilgilenmeme gibi bir lüksü olacağını zannetmiyorum ama öyle bir ya da anlaşamadı bir şey olursa bence de burada hele ki bu kadar hazır bu coğrafyada bu ligde bir piyasası ve performansı varken kaçırılmaz bir nimet tabii ki. Maçtan sonra Sergen Hoca'nın açıklamaları vardı. Oralara çok girmek ister misin bilmiyorum ama hoca da biraz iletişimini değiştirdi bu arada. Zaman zaman konuşuyoruz. Ya şimdi nedense Beşiktaş'ta böyle bizim önümüzü kesecekler psikozu oluştu yani. Onu anlayamıyorum ben. Bir duyumları, bilgileri falan olsa bunu anlatırlar. Hani bak gözüm işte Ahmet senin üstünde falan derler. Hani bir isim verirler. Abdurrahim Albayrak'ın var kayıtlar elimizde der demesi gibi yani. Aynen. Ama yoksa böyle bir şey niye böyle bir psikoza girdiler onu çok anlayamıyorum ben açıkçası. Yani bu maçtan sonra bile bu kadar hakem konuşulacak ne oldu ben anlamadım yani. Pedro Henrique'ye atmadı ama sana verilen penaltı da penaltı değil ona bakarsan gibi yani. Aynen. Yani sonuçta hani böyle Cüneyt Çakır inanılmaz berbat bir maç. Yani olağanüstü bir top maçı Beşiktaş'tan alıp Kayseri'ye vereyim gibisinden bir maç yönetmedi ki. Hatalar yaptı bir maç önce. Penaltıyla başladı bir de maç ki penaltı evet penaltı yani. Değil. Ama yani böyle bu kadar tepki gösterilecek bir maç değil. Bundan sonraki maçlara yatırım desen ben artık bunun çok etkili olduğunu sanmıyorum ya. Ya hoca orada biraz numaraları. Hoca biraz ya yani Beşiktaşlılar da sadece bence kulüpte değil, camiada senin bahsettiğin hani evet, acaba evet. Bizden mi alıyorlar? Yani. Bizden alırlar, bizi keserler ya. Biz Beşiktaş'sınız ya. Evet. Size kim ne yapabilir ya? Ya o pesimist düşünceleri aslında dağıtmak için bence hoca bu iletişimde vites yükseltti ama bunun çok fazla örneğini gördük daha önce. Zaman zaman Fatih Hoca'nın da bence bu tarz iletişim hataları oldu. Gerek milli hala takım, Fatih Hoca hala yapıyor. Bize çok rahat dokunuluyor. Aşırı bu dili, bu iletişimi kullanmak da bazen sahaya da olumsuz da yansıyabiliyor. Benim düşüncem. Tabii. Dozunda bırakmak lazım. Yani bu sefer futbolcu şey yapmıyor. Yani ne oluyor? Mesela Fenerbahçe geçen sene Alanya Spor maçından sonra bıraktı futbolcular. Bu bir bilgidir yani. Geçen sene Alanya maçından sonra futbolcular bizim biletimizi kesmişler, kalemimiz kırılmış diye bıraktılar oynamayı. Yani halbuki bir sürü takım yani Trabzon'da, Başakşehir'de puanlar kaybetti. O arada Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetine rağmen Ankaragücü'nü, Antalya'yı falan yenebilseydi şeye giderdi yani. Yani ilk ikide olabilecek pozisyonu alabilirdi kendini. Ama oyuncuları bırakıyorlar sonra yani. Tamam abi bizim işimiz bitmiş diyorlar yani. Tabii. Bizim işimiz bitmiş pozisyonuna, psikozuna sokmaması lazım bir takımın kendini. Aynen.